İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Başakşehir Belediye Başkanı. Bu kardeşlik aslında gönülde başlamıştı. Sonra da meclislerimizde devam etti. Ben her bir meclis üyesine, hem Başakşehir'in hem de Şanlıurfa'nın meclis üyelerine ve başta başkanımıza buradan bir defa daha teşekkür ediyorum. Tabii bir kısım terimler hayatımıza girmişti. Neydi bunlar? İnovasyon. Neydi bunlar? Startup. Nedir? Living Lab. Ama bunlar hayatımıza nasıl girecekti, hayatımızı nasıl değiştirecekti? Günümüzün sorunlarını çözmek için günümüzün teknolojisini muhakkak kullanmamız gerekiyor. Hayatımızı kolaylaştıran, hayatımızı düzene sokan, nihayetinde günümüz ihtiyaçlarını doğru tespit eden, çözüm üreten, çözümü doğru üreten bir bilişim. Efendim, bunu nasıl bırakabiliriz ki? Ve biz de bunu Başakşehir'le birlikte yol arkadaşı olmaya karar verdik. Şanlıurfa'ya baktığımız zaman, efendim Şanlıurfa tarih şehri, kültür şehri, peygamberlerin yolunun kesiştiği peygamberler şehri, lezzetler şehri, müzik şehri. Bizim şehrimizin bir özelliği daha var ama. Bizim yaş ortalamamız 20. 20 yaş ortalamasında olan bu gençlerimizin çok fazlaca bu yeni teknolojiye, bilişim teknolojisine eğilim olduklarını biliyoruz. Çoğu zaman da benimle konuştuklarında şunu ifade ediyorlar. Ya başkanım diyorlar, bizim ürettiklerimiz var, düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Bunu hayata koymak istiyoruz diyorlar. İşte onları hayata koyacak yeri beraber oluşturuyoruz. Geçen hafta Başakşehir'in Living Lab merkezine gittik. Orada yapılan çalışmaları gördük. Hayranlıkla izledim. Ama dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim size. Başkanımla beraber gezerken oradaki gençler o çalışmaya o kadar kendilerini vermişler ki kim gelmiş, kim gitmiş baktıkları bile yok. Hayatları o çalışmanın içine girmiş baktım. Bu kadar kendilerini vermişler. Demek ki bu artık günümüzde yeme içme kadar önemli bir ihtiyaç. İşte bu ihtiyaca cevap vermek için biz de hemen geçici olarak Living Lab'imizi kiraladığımız bir binaya, bugün de ihalesini yaptığımız bilim merkezimize çok kısa sürede taşıyacağız. Başakşehir İstanbul'un merkezi, tam ortası, tam göbeği. İstanbul'da yaşamın başladığı kent. Neden yaşamın başladığı kent? Çünkü M.Ö. 3000 yıllarında Yarımburgaz Mağarası ile İstanbul'da yaşam başlıyor. Ülkenin, hatta belki dünyanın merkezinin Urfa'da başladığı gibi, bundan 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de başlayan yaşam İstanbul'da da Başakşehir'de başlıyor M.Ö. 3000. Tabii biz de daha genciz. Türkiye'de teknoloji ve inovasyon alanında Living Lab teknolojisine sahip tek belediye. Bu farklı özellikleriyle birlikte tabii biz aynı zamanda üretilmiş bu teknolojilerin de hem ülkedeki diğer kurumlara ulaşmasını hem de ülkemiz adına know-how oluşmasını sağlamak için bir mücadele içerisindeyiz. Bu inovasyon teknolojisi aynı zamanda bizim gençlikle ilgili projemiz. İnşallah tüm yurda yayılacak. Amacımız ülkemizin genç beyinleri, genç çocukları yurt dışına gitmesin. Eğer yatırımcı arıyorsa ülkemizde var, biz onlara temin ederim. Girişimcilik yapmak istiyorlarsa biz onlara her türlü destek verelim, imkan sunalım. Nihayetinde bizim çocuklarımız, bizim beyinlerimiz ülke dışına gitmesinler, ülkemize katma değer üretsinler. Burada projelerini geliştirsinler ve marka olsunlar. Hedefimiz bu. İnşallah bu hedef için biz var gücümüzle çalışacağız.